akşamlar Metin Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İnşallah. He? Nasıl? Hem kanatçı hem sanatçı iyi oluyor mu böyle? Tam aslında hem kanatçı hem sanatçı. İyi mi? Evet. Teşekkür ederim, hepiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sizi sever miyiz mangal yapmayı? Ben severim mangal yapmayı değil, yemeği severim de. Şimdi burada beraberiz. Sizin için ne yapsak az. Allah hem Cemal tut yanıyorum ya. Ellerinizle besliyorsunuz. Ver tekrar. Ver tekrar dostlarım, evet. Peki siz nasıl yediniz, beğendiniz mi peki? Çok güzeldi, ellerinizle sağlık. Valla. Valla elinizden yemek bir ayrı lezzetli oldu. Peki ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz bu arada. Direkt yeni klipten başlayalım. Yeni klip yarın çıkıyor. 30 Kasım'da bütün müzik marketlerin dışında şeyde olacağız artık, biliyorsunuz. 30 Kasım itibariyle yayınlamaya başlıyoruz. 4 tane klip çektik. Sırasıyla hepsini aktaracağız. Eskici diyor ki, onsuz bütün aşklar varsın yere batsın. Tarih bu geceden sonra beni çöpe atsın. Madem bir değeri kalmadı onda, iki mandala beni eskiciye satsın. Evet, güzel değil mi? Bilir misiniz sizler de eskicileri, hatırlar mısınız? Yaşınız genç diye diyorum. Öyle mandal falan annelerimiz bir şeyler verir, mandal alırdı. Para değil de takas verir. Aynen. Allah bu Likyalıların cezasını versin ya. Parayı icat ettiler, başımız dertten kurtuldu. O biraz da fakirlikle alakalı diyen bir şey, eskici muhabbeti. Yani işte bazılarının da gönlü fakir, bazılarının madden fakirliği var ama Allah kimsenin gönlünü fakir etmesin. Lidyalılar para demişken de gündemimiz malum, nafaka olayları, boşanma sırası. Şimdi tren istasyonlarında ve metrolarda program yapmaya başlayacağım parayı toplamak için. Çok yüksekmişler. Okudunuz arkadaşlar. Okudunuz. Evet, çok okudunuz. Şimdi ama orada tabii bir... Detaylar olabilir. Yok. Biz bir üst mahkemede hak aramaya devam edeceğiz. Bunlar akıl alır şeyler değil. Böyle bir 4 milyon 300 bin liralar vesaireler konuşuluyor. Bu bizim bu saatten sonra böyle bir şeyin aklın alması mümkün değil. Orada bazen adaletin de terazisi şaşar ama bir üst mahkemede yerini bulur o. Yani yanlış hesap istinaftan ya da başka bir mahkemeden, bir üst mahkemeden ya da Bağdat'tan döner yani. Bir yerden döner. Yanlışın nerede olduğunu düşünürsün. Peki yani açıklamalar çok ciddi. Şimdi, gibi çünkü. Şimdi dosyamızda bizim birçok detay var. Onların hepsini yargı aşamasında bu. Evet. Konuşmamız çok doğru olmaz. Konuşmaktan sıkılmıyorum. Yanlış anlamayın. Ben bugüne kadar her zaman söylediğim gibi hiç kimsenin hakkını yemedim. Allah birinin hakkını yersem o parayla bana ilaç aldırsın. Peki, o yüzden bu, şey değil bu yani. Konuşulacak konular değil. Yargıda ya da. Bitsin, herkes görecek sonucu. Yalnız avukatın da bir arkadaşı vardı. Hı hı. Yani bu zamana kadar hiç ödemediğiniz için. Evet. Faiz büyümüş, birikmiş, bu yüzden bu kadar yüksek. Avukat neşesine baksın, işine baksın. Biz gayet iyi. Zaten nafakayı Yargıtay iptal etti arkadaşlar. Sizin bilginiz. Dosyaya girerseniz, madem bunu soruyorsunuz, son olarak konuşuyorum. Yani son cümlemiz olsun bu konuyla ilgili. Nafaka Yargıtay'da iptal edildi, reddedildi, bozuldu o. Bitti o iş. O yüzden bunlar çok detaylı konular olduğu için hem sizi sıkmayalım hem beni sıkmayalım. O şunu anlıyoruz o zaman, son olarak toparlamak gerekirse. Nafaka aslında ödeniyordu, Yargıtay bozulduğu için. Yok, nafaka ödemedik nafaka. Yargıtay nafakayı iptal etti. İptal etti, siz nafaka ödemediniz ama onlar da hala hak iptal etti. Ediyor. Bu edilen hakkın nafakayla ilgisi yok. Bu oturduğum evin paylaşımını talep ediyorlar. O konu bu. Ama böyle bir şey tabii, dedim ya, daha yargı sürecinde bırakın adalet bir tam yerini bulsun, sonra konuşalım, olur mu? Peki, yani sütten ağzlayan yoğun gelmiş ya. Bir daha ileriki zamanda evlenirseniz bir evlilik sözleşmesi imzalamayı düşünüyor musunuz? Bir yoğurt bulalım, ondan sonra bakarız. Sütten abici olarak şunu soruyorum. Buyurun. Efendim, insan da evlilikten ağzlayanabiliyorsunuz. Evlilik düşünür müsünüz? Dedik ya, bir yoğurt bulalım bakarız diye. Aslında arkadaşlar, ağzımız yanmadı. Kaderimiz böyleymiş. Bazı şeyleri yani iyi olunca hep tamam diyoruz. Kötü olunca da şikayet etmeyelim. Bu bir kadermiş. Bunu yöneteceğiz. Bu böyle bir durum. Hiç kimse ayrılmak için evlenmez. Ben hanımefendiye de saygı duyuyorum. İyi bir insan. Allah yardımcısı olsun. Sadece yanlış yönetiliyor. Yanlış yönlendiriliyor.
İnşallah farkına var. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizi de kanatlarımın altına aldım. Bunun farkında mısınız? Yılbaşında İstanbul'da mısınız yoksa? Kıbrıs'ta iki tane programım var yılbaşında. Biri 29 Aralık'ta, biri de 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi. Dolayısıyla yılbaşında Kıbrıs'ta olacağım. Arzu eden arkadaşlarımı gönüllü ve zevkle götürebilirim oraya. Peki, çok benim misafirim olarak. Hiç canınızı sıkmayın. Buradayım ben. Her zaman burada. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Her zaman da yemeğe bekliyorum. Gelin kanatlanın, uçun gidin. Çok teşekkürler.